Herkese merhabalar arkadaşlar. Ayakkabı Dice kanalında yeni ve güzel bir performans incelemesine daha hoş geldiniz. Umarım bunları beğeniyorsunuzdur. Umarım introları beğeniyorsunuzdur. Lütfen like atmayı, yorum yapmayı ve henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Eğer aboneyseniz o zil işaretine, çan işaretine basmayı unutmayın. Ben her yeni video attığımda sizlere bildirim gelmiş olur. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Hemen kutumuza başlayalım. Puma Rise Nitro. Ben Nitro Rise diyordum daha çok ama... Puma Rise Nitro'nun kutusu arkadaşlar, her zamanki Puma kutusu tasarımı. Fakat kimisinde bu şekilde yaldızlı yaldızlı noktalandırmalar olmuyordu. Bunda o şekilde olmuş. 45 numara aldım. Gördüğünüz gibi barkod bilgileri de burada yer alıyor. Şimdi bir tanesini çıkartalım dedi tam derken arkasında güzel bir çıkartma var. Puma'nın birçok logosu var. Evet, bir tanesini çıkartalım ve incelememize cumburlop dalalım. Ayakkabımız burada arkadaşlar, gördüğünüz gibi güzelliğinden, görselinden başlayabiliriz. Bence oldukça güzel bir ayakkabı. Herkes de, benim giydiğimi gören herkes de çok beğendi arkadaşlar. Sizler ne diyorsunuz? Güzel mi, kötü mü? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Elde çok bir şey benzemese de bence ayakta bana oldukça yakıştı. Özellikle işte full siyahlı kombin veya full beyazlı kombin yapıp altına böyle patlatıcı bir ayakkabı giyerseniz bence sahada bütün gözler sizlere çevrilebilir. Benim çok hoşuma gitti, dediğim gibi gayet sade gözüküyor. Ama buradaki mavi dokundurmalar, ton sür ton dediğimiz turuncunun birkaç farklı tonuyla oldukça şık ve tatlı bir tasarım olmuş. Bu ayakkabının fiyatı ne kadar derseniz, fiyatı arkadaşlar 2700 TL'ydi kutu açımda, zaten bahsetmiştim. Puma.com.tr'den almıştım. Biraz pahalı, bence fiyatını hak etmiyor. 2700 TL'lik bir ayakkabı olduğunu düşünmüyorum. Hani bunu 1500'lere 1600'lere buluyor olsaydık şu an hani videoyu şöyle açardım, kaçırmayın saldırın bu ayakkabıya diye açardım. Fakat öyle olmayacak. Yani gayet güzel bir ayakkabı, çok beğendim, çok hoş. Fakat fiyatını düşündüğüm zaman tadım kaçıyor, keyfim kaçıyor. Öyle söyleyeyim, 2700 lira edeceğini düşünmüyorum çünkü. Ağırlığına bakamıyorum. Ağırlığı, çünkü hatırlarsınız bir önceki incelemede tartım bozulmuştu. Henüz yenisini alamadım. Ama elde bayağı ağır hissettiren bir ayakkabı. Ayakta da yine ben buradayım diyor ağırlık olarak. Dolayısıyla biraz daha ağır tarafta kalan bir ayakkabı olmuş. Özellikle kullanılan materyalleri ve alt kısmıyla bayağı bir ağır hissettiriyor. Eğer bu sizin için bir problemse dikkat etmenizi öneririm arkadaşlar. Hemen şimdi performans detaylarıyla başlayalım ve tabanına bakalım. Tabanı gördüğünüz gibi çok güzel bir taban, rengarenk, Puma işaretinin yeşil oluşu da çok hoşuma gitti. Tabanda hemen bizi Pro Plate denen bir yapı karşılıyor. Bu birçok ayakkabıda var biliyorsunuz. Ayakkabının bükülmesini, sağa sola doğru oynamasını, dengesiz ve sağlık açısından da endişe verici durumlara sokmasını engelliyor. Yani ayağınıza bir form yapı veriyor. X şeklinde de bu şekilde kondurulmuş. Gayet iyi bir şekilde işini yapıyor. Çıkıntılar çok yumuşak arkadaşlar. Şöyle baktığınız zaman hemen oynadığını sizler de göreceksiniz. Bu yumuşaklık dışarıda oynamaya hiç ama hiç uygun yapmıyor. Dolayısıyla sakın bunu dışarıda giymeyin. İçeride taban tutuşu olarak bu çıkıntılar çok çok iyi iş yaptı. Yani ben bu kadar iyi olacağını beklemiyordum, öyle söyleyeyim. Gördüğünüz gibi dalgalı dalgalı güzel yapılar var. Aynı zamanda bazı kısımlardan da şerit geçiyor gibi de hissedilmiş. Bu belki biraz daha esnekliğine yardımcı olmak için yapılmış. Belirtmiş olduğum gibi taban tutuşu oldukça iyi oldu. Yani direkt cüp diye tutmaktansa hafif bir oynama var. Çünkü bu yumuşaklıklardan kaynaklı gördüğünüz gibi hareket ettirebilir olması. Yani siz bir hamle yaptığınız zaman ayakkabı sanki hafif bir milim diyeyim, bir kayma veya bir kendini bulma süresi istiyor. Bu çok güzel, benim çok hoşuma gitti. Bana çok uygundu yani, öyle söyleyeyim. Özellikle içinde biraz daha vakit geçirdikten sonra çok güzel bir taban tutuşu, bir saha tutuşu yakalıyorsunuz. Kendinizi güvende hissediyorsunuz, iyi hissediyorsunuz. Saha içinde size uzun süreler yardımcı olabilecektir. Taban tutuşuna benim vereceğim puan 10 üzerinden 8.8 olacak arkadaşlar. Belirttiğim gibi bayağı hoşuma gitti. Yani bu kadar iyi iş yapacağını düşünmüyordum. Fakat tozlu sahalarda belki biraz toz tutabilir. Çünkü bazı yerlerde gördüğünüz gibi biraz daha siyahlaşma mevcut. Aynı zamanda bu tabanın biraz yukarı çıkıyor olması da hamle yaparken çok daha fazla yana doğru ayağını büken arkadaşlarım için bence iyi olacaktır. Ve hemen yastıklamasına yukarıya doğru geçiyorum arkadaşlar. Bana bu ayakkabı biraz daha Adidas ayakkabılarını hatırlattı. Biliyorsunuz Puma ile Adidas zaten kardeşler, ayrılıyorlar vesaire. O hikayeyi bilirsiniz, bulabilirsiniz. Adidas'ın yani Dunk Issue 1'ini, Dame işte 4'ünü, 5'ini bir nevi hatırlatan, öyle bir çalım hissettiren bir ayakkabı olmuş. Kazımışlar zaten Nitro Infused şeklinde bir yastıklama şekli var. Bu Melo 1'de de aynı şekilde kullanılmış olan bir yastıklama. Elde bayağı sert, yani böyle rahat oynamıyor gibi. Ayak altında ise çok aman aman
zıp zıp veya böyle etkiden mükemmel koruyan bir yastıklama değil, biraz daha sert bir yastıklama olmuş. Hani bunu ben bir tık daha yumuşak beklerdim. Benim beklentimi pek karşılamadı. He, rahat mı? Rahat. Çok fazla yastıklama aramayanlar için güzel mi? Güzel. Fakat benim için dediğim gibi eksik kalan bir yastıklama oldu. Günlük böyle spor salonunda takılacağım, işte fitness'ta giyeceğim, ara ara basket atacağım derseniz muhtemelen sizin ihtiyacınızı çok iyi karşılar. Fakat basket için, çok zıplayan hoplayan için bence eksik olmuş. Yine tabii ki bir miktar etkiden koruma sunuyor ama biraz daha sert bir Adidas ayakkabınız varsa bounce yastıklaması gibi düşünebilirsiniz. Daha yumuşak olmasını tercih ederdim. Ama minimum düzeyde de olsa bir yastıklama sunuyor. Bu yastıklamaya benim vereceğim puan 10 üzerinden 8 olacak arkadaşlar. Daha rahat, daha yumuşak bir şey olsaydı tamamdı bu iş ama ne yapalım, bu şekilde göndermişler. Belki çok uzun süreler oynadıkça bunu daha yumuşatma şansınız da olabilir. Çünkü birçok ayakkabıda birçok yastıklama şeklinde böyle oluyor. Bahsettiğim gibi bu alt kısım, tabanla yastıklamayla olan bu alt kısım bayağı ağır hissettiriyor arkadaşlar. Ayakkabının üstü biraz daha farklı. Ayakkabının üstü de yine katman üstüne katman ama alt kadar ağır gelmiyor. Üstüne doğru çıktığımız zaman benim bayıldığım kısımlara geliyoruz. Neler onlar? İlk öncelikle şu üstünde kullanılan dikişvari, Adidas Ultra Boost'larda gördüğümüz bu Prime Knitvari, inanılmaz tatlı bir örgü, kumaş ve gerçekten çok kaliteli hissettiriyor. Şuralar niye böyle bu şekilde bozulmuş onu anlayamadım açıkçası. Şimdi tuttum diye oldu galiba. Biraz buna dikkat etmeniz lazım. Dışarıda oynamaya hiç uygun olmayışının bir diğer sebebi de bu. Yani buraya bir şey takılır eder veya bir ayağınıza basarsa geçmiş olsun, bu yırtılabilebilir. Onun dışında şu yan tarafta görmüş olduğunuz kalın plastik katmanlar, hem Puma logosunu andıran bir tasarım. Çok gerçekten güzel. Ayakkabının arkasında ve genel olarak büyük pedleme, rahat materyaller kullanılması benim hoşuma giden kısımlar oldu. Şu öndeki kısmın üstünde görmüş olduğunuz arkadaşlar PWR tape, PVR tape şeklinde isimlendirilmiş bir bant yapısı mevcut. Yani bu biraz daha sizlere sağlamlık noktasında, uzun süreli kullanım noktasında katkı yapacaktır. Hem de görsel olarak da şöyle bir şekil tasarım sunuyor. Güzel mi? Güzel. Ama öyle çok aman aman bir etki beklemeye gerek yok. Bu ayakkabıdaki en tuhaf kısım şu üst kısım arkadaşlar. Benim bayıldığım kısım. Çünkü ayakkabının üstüne adeta bir çorap giydirmişsiniz gibi. Bildiğiniz içinde ayakkabı devam ediyor. Çok farklı, çok değişik bir tasarım. Bağcıklarınızın geçtiği yerleri de buradan görebilirsiniz. Sağlamlık noktasında da gayet iyi iş yapıyor. Biraz bağcıklarınızı ilk başta bağlamak zor olabilir. Sürekli olarak içten bağcıkları sıkmanız gerekecek. He, ben kesinlikle bağcıkları sıkmak noktasında bir problem yaşamadım. Bir kez sıkı sıkı bağladığım zaman oldukça da güzel bir şekilde tuttu beni. Gayet keyifliydi içerisinde oynaması yani. Görüntü olarak da bence daha temiz, daha sağlıklı, güzel bir görünüm veriyor. Bağcıkların zaten gördüğünüz gibi aralıkları çok fazla değil arkadaşlar. Yani çok geniş yerlerden bağcıkları almıyorsunuz. Daha dar bir alandan bağcıkları alıyorsunuz. Sıktığınız zaman diliyle birlikte güzel oturuyor. Dili de çok küçük. Bu bayağı garip gelmişti ama oynarken veya sahadayken çok problem etmedim. Dikkatimi de çekmedi. Ama daha büyük yapılsa belki daha tatlı olabilirdi. Ayakkabının arkasına doğru geldiğimiz zaman çok güzel bir pedleme var. Yani çok kalın, çok büyük bir pedleme var arkadaşlar. Ayağınız içeriye adeta gömülüyor. Ayakkabı çok geniş ama ayağınız içeride tabii bu kadar geniş değil. Bu 45 numara olduğunda unutmayın. Yani daha küçük bir bölmede oturuyor ayağınız. Bence çok keyifli, çok güzel olmuş. Bu Adidas'larda da zaman zaman böyle hissettirirdi. Oldukça geniş bir yüzey alanına basıyorsunuz. Dediğim gibi güvenli, sağlam, sağlıklı hissediyorsunuz ayakkabının içerisinde. Bu tabii ki tabanından, yastıklamasından ve üst katmanından kaynaklanıyor. Bağcıklarınızı güzel sıktığınız zaman iyi bir şekilde kilitleniyorsunuz. Materyallere vereceğim puan benim 10 üzerinden 8.8 olacak. Belirtmiş olduğum gibi gayet kaliteli, gayet güzel hissettiriyor. Bu puanımı arttırmamın en büyük sebebi de şuradaki örgü olmuş arkadaşlar. Kaliteli Prime Knit vari. Çok tatlı, rahat, esnek örgü oldu. Ama ayakkabıyı genel olarak elinize aldığınız zaman sağlam, ağır, güçlü bir yapı hissediyorsunuz. Destek noktasına baktığımız zaman çok fazla çıkıntılı sayılmaz kenardan. Yani yana yapacağınız hamlelerde tabii ki şuradaki çeperler gayet iyi iş yapacak. Oldukça da geniş bir yüzeye basıyor olması da yine sizi rahat hissettirecek. Desteği de vereceğim puan 10 üzerinden 8.5 olacak arkadaşlar. Biraz daha bağcıklarla içeriye kilitlenme veya üst kısmında belki daha askı yapısı oluyor olsaydı veya daha geniş bir çıkık bir yan kenar oluyor olsaydı belki daha yüksek puan verebilirdim ama çok
Abi sıkıntılı mı diye soruyorsanız, yani öyle sıkıntılı bir durum yok. Sadece efsane bir kitlenme, efsane bir destek hissi yok ama sağlam, rahat ve güvenli bir his var. Yani bunlar birbirinden farklı. Daha gündelik, daha spora uygun gibi hissettim arkadaşlar. Hani full tempo bir basket sahasında kimi basketbolcular rahat edemeyebilir. Peki kimlere uygun diye soruyor olursanız, ben daha çok forvetlere ve pivotlara uygun olacağını düşünüyorum. Tabii ki guardlar da giyebilir ama guardlara göre bir tık yerden yüksekte olacak. Çünkü yastıklama ve alt taban biraz daha yükseltiyor ayakkabıyı. Tabii ki direkt şuraya oturmuyorsunuz ama bir miktar altına bile otursanız daha sahayı kontrol hissinden uzak tutabilir. Pivotlar veya forvetler daha ağır, daha güçlü, daha iyi arkadaşlarım bu ayakkabı içerisinde rahat edebilirler ve bu ayakkabının ağırlığını daha kolay taşıyabilirler diye düşünüyorum. Ben genel olarak çok keyif aldığım, özellikle basketbol sahasında dikkat çeken, bunu tabii ki fitness'ta, spor salonunda da giydim. Orada da herkes bayıldı. Parlıyorsun falan dediler gerçekten. Parlayan bir ayakkabı, üstünde de mango turunculu bir tişört giyince harika görüntüye sahip ve çok rahat olması sizleri bu tarz basketbol dışı aktivitelerde de giymeye itiyor. Görsel olarak tatmin eden basketbol noktasında da yine ortalama, kimi yerlerde kimi yerlerde ortalama üstü, yastıklamada ise ortalamadan düşük kalan bir ayakkabı. 1 numaradan 5 numara tabii ki herkes giyebilir. Fakat guardların tercih edeceği daha güzel ayakkabılar olması yüzünden bence farklı tercihlere bakmak daha doğru olabilir. Görsel güzelliği alınması için yeterli kiminiz için. Fakat fiyatı 2700. Bence performans odaklıysanız bu ayakkabıya gerek yok. Bu şekilde de incelememi sonlandırmış olayım. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım keyif aldığınız güzel bir inceleme olmuştur. Benim beğendiğim tatlı, hoş bir ayakkabı. Bu şekilde sizlere performans detaylarını da içerisinde yaklaşık 3-4 hafta harcadıktan sonra anlatmak istedim. Bir sonraki videoda, incelemede, vlogda görüşmek dileğiyle. Kendinize dikkat ediyorsunuz. Ayakkabı dahisi bugünlük. Out.